Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazların gündemi oldukça yoğun. Özellikle seçim belirsizliği, başkan belirsizliği ve teknik direktör konusundaki gelişmeler. Ayrıca Beşiktaş bugün Gaziantep'le karşı karşıya geldi ve Süper Lig'in 10. haftasında siyah beyazlar sahasında Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek en azından şimdilik biraz nefes almayı başardı. Siyah beyaz takımın ilk golünü Salih Uçan Süper Lig tarihinde ilk kez kafa golü attı. Beşiktaş'ın ikinci golünü ise Cenk Tosun attı. Karşılaşmada ayrıca iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Salih Uçan maç ardından açıklamalar yaptı. Başarılı orta saha sözlerine sakatlıktan çıktım 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta sakatlığın dışında bu da var. Tesiste bir hastalık oldu ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum kazanarak devam etmemiz lazım dedi. Öte yandan karşılaşmanın ikinci golünü atan Cenk Tosun bütün Türkiye'ye görecek dedi. Özellikle Cenk Tosun Gezal'ın sakatlığının ardından oyuna giren Beşiktaş'ın altyapısına yetişen genç oyuncu Yakup Arda için konuştu. Cenk genç oyuncu Yakup için Yakup Arda gerçekten pırıl pırıl çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum dedi. Beşiktaş'ın Gaziantep'i ağırladığı maçın 21. dakikasında sakatlık geçiren Gezzal'ın yerine genç oyuncu Yakup Arda oyuna dahil oldu. 2005 doğumlu Yakup hem sol kanat hem de sağ kanatta etkili bir şekilde oynayabiliyor. 1 Temmuz 2022 tarihinde Beşiktaş U19 takımıyla performansını sergilemeye başlayan oyuncu 2023 tarihinde siyah beyaz ekiple profesyonel mukavele imzalamıştı. Beşiktaş Yakup Arda Kılıç ile dün 2027 yılına kadar olmak üzere Profesyonel mukavele imzaladığını TFF'ye bildirmişti. Geçen sezon U19 takımında toplam 18 maça çıkan Yakup bu sezon toplam 5 maçta 5 gol kaydetmişti. Öte yandan Beşiktaş'ta bir gelişme daha var. Gaziantep maçı öncesinde Burak Yılmaz'ın Rebiçi idmandan kovduğu iddia edildi. Özellikle A yorumcusu Serdar Sarda kendi kanalında Burak Yılmaz'ın Rebiç'i antrenmandan kovduğunu iddia etti. Ante Rebiç isteksiz tavırlar sergiliyor ve Burak Yılmaz'ın istediklerini yapmıyor. Burak da hadi çık antrenmandan diyerek Rebiç'i gönderdi. Beşiktaş yönetiminden bu haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sezon başında Milan'dan transfer olan Hırvat futbolcu Siyah Beyaz takımla tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Henüz gol ve asist katkısı veremeyen 30 yaşındaki Hırvat futbolcunun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar mukavelesi var. Öte yandan seçim erken alındı. İşte kongrenin yeni tarihi. Beşiktaş'ta daha önce 10-17 Aralık tarihleri arasında yapılacağı belirtilen seçimli olağanüstü kongre erken alındı. Kulüpten yapılan açıklamada seçimli kongrenin 3 Aralık tarihine geri çekildiği açıklandı. Olağanüstü seçimli genel kongre toplantısı 26 Kasım Pazar günü yapılacak. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Diğer yandan Beşiktaş'ta Serdar Adalı sürprizi de geldi. Beşiktaş'ta başkan adayları netleşirken eski yönetici Serdar Adalı'ya büyük destek var. Beşiktaş'ta başkan adayları henüz netleşmemesine rağmen eski yönetici Serdar Adalı cephesinden büyük bir hareketlilik var. Yıldırım Demirören başkanlığında futbol şube sorumluluğu görevinde bulunan ve o dönemde yaptığı transferlerle taraftarın sevgilisi olan Serdar Adalı'nın başkanlığa aday olabileceği bildirildi. Son yapılan kongrede aday olan ancak başkanlık koltuğunu Ahmet Nurçebi'ye kaptıran Serdar Adalı kongrede başkan adayı olması beklenmiyordu. Son birkaç haftadır Beşiktaş camiasının önde gelen isimleri Adalı ile görüşerek başkanlığa aday olması için baskı yap. Camiada bazı insanlar da Adalı etrafında birleşmeye sıcak bakıyor. Kendisine yapılan büyük destek üzerine Adalı'nın gelecek hafta içinde başkanlığa resmen aday olması bekleniyor. Son olarak siyah beyazlarda ise Filik iddiası var. Hansi Filik ile görüşüldüğü iddiası var. Başkan adayı Hasan Arat'ın teknik adamı olabilir. Başkan adayları ortaya çıktıkça sportif direktörü ve teknik direktörlük isimleri de birbirini kovalıyor. Hansi Filik ile görüşüldü iddiası. Bayern'in eski sportif direktörü Salihamidzic kısa süre önce Ceko'nun davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Boşnak spor adamının İstanbul'dayken Hasan Arat'la görüştüğü iddia edildi. O görüşmeyle ilgili iddialara Arat cephesine yalanlama gelmişti. Ancak Arat'ın Salihamidzic'i başkan olursa sportif direktör olarak takımın başına getireceğine dair bir emare oluşmadı. Bayern Şampiyonlar Ligi için İstanbul'a gelirken Alman ekibiyle birlikte Hansi Flick de geldi. Bayern ve Alman milli takımın eski hocası maç günü gelmesine rağmen İstanbul'da 2 gün daha fazla kaldı. Bu süreçte İbrahim Altınsay ile bir araya geldi. Türkiye'de yönetici sıfatıyla Avrupa futbolunu en iyi bilenlerden biri olarak kabul edilen Altınsay'ın Flick ile görüşmesi pek çok dedikoduya neden olmuştu. Çünkü kısa süre önce bir dedikodu gündeme geldi. O dedikoduya göre Hasan Arat Altınsay'ı başkan seçilirse futbol aklı olarak düşünüyor. Altınsay daha önce Çebi'ye Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak Beşiktaş'a gelmesini sağlayan isim olarak biliniyor. Evet arkadaşlar sizlere Beşiktaş ile ilgili gelişmeleri aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.